Merhaba gençler. Bugün video çekmeye diye çıktım. Motorun üstüne bindim, şöyle bir hareket ettim. Bilin bakalım ne oldu. Motor hareket etmekte zorlanıyordu. Bir de baktım ki lastik patlamış. Korktuğum şey evde oldu yani. Baktım şöyle bir lastiğe, hafif yürüyecek gibi. Yakında bir araba lastik tamircisi vardı. Ona gittim, belki yapıyordur diye. Ben doğru mu gidiyorum acaba şu anda? Evet. Oraya gittim. Adam dedi biz dedi anlamıyoruz dedi. Yani yapamıyoruz motor lastiğini dedi. Ben dedim abi o zaman bir hava bas, öyle gideyim ben başka yere. Adam havayı bastı. Baktı dedi senin dedi sibop bozuk dedi. Sibop'a dedi ben sibop'u değiştireyim dedi. Değiştir abi dedim. Sibop'u değiştirdi. Ne kadar dedim? 50 TL. Yani şöyle bakınca pahalı. Çünkü sibop o kadar pahalı olmaması lazım. Buna durunca bakacağım. Aa, yine işimiz görüldü mü? Görüldü. Az önce telefon gelince muhabbet yarım kaldı. Ne anlattığımı da tam hatırlamıyorum ama neyse buradan devam edeyim. Şimdi lastiğin havasını adam öyle bir şişirmiş ki 30 bar bastım dedi. Dedim 25 olmalı. Yok dedi bunlara 30. Hadi dedim öyle olsun. Yoldaki rüzgarla beraber motor bir geziyor bir geziyor. Zor getirdim motoru yani. Düşük hızda geldim buraya kadar. Şimdi buralarda o kadar rüzgar hissedilmiyor orman olduğu için de. Şimdi lastiği indirmem lazım. Petrol de yok yakında. Hüseyin'i bekleyeceğim büyük ihtimalle. Onda lastik şişirme cihazı var. Ona söylemiştim yanına cihazı al diye. Benim lastik güvenemedim yani lastikçiye. O yüzden rüzgar çok sıkıntı. Şimdi o da trafiğe yakalanmış. Çevirmeye girmiş 10 dakika çevirmede kalmış. Zaten onun geleceği yol 89 kilometreydi. Benim gideceğim yol 50. Aynı anda çıktık ama ben petrole vesaire gittim. Yakıt aldım. Şimdi ileride bir köy var. Köy kahvesinde çay içeceğim. Çay bizim püf yani ne der ona? Pik noktamız yani hani çay olacak abi. Hem bir dinlenmiş olacağız. Yani nasıl derler? Ne çabuk yoruldun diyeceksiniz de. Yani acelem yok. Ben gezmeye çıkıyorum zaten. İstediğim yerde duruyorum. İstediğim yerde çay içiyorum. Yani tamamen bu da spontan gelişen bir şey zaten. Darlığa gitme gibi bir planım yoktu. Daha geçen hafta gittim ama arabayla gitmiştim. Öyle yani. Şimdi ben bir video daha çekmeyi planlıyorum şu anda. O yüzden bu ayrı bir video. Bugün başıma gelenler olarak motovlog serisi olarak bu. Diğeri motovlog gibi değil. Anlatmayı seviyoruz efendim. Instagram kapandı bu arada. Çoğu kişi VPN'le giriyor ama ben günde 10 dakika önce giriyorum VPN'le. Hikaye atıyorum. Normalde hikayeyi görenlerin sayısı yarıya düşmüş şekilde. Kimse girmiyor. Yani yokluğunu çok arıyor muyum? Aramıyorum. Sosyal medyayı bir tık daha bu sefer kullanma oranım düştü. Ciddi şekilde. Ama hani bu Twitter'a kaydı. Malum X. Orada takılıyorum. Ama orada da hani bir şey paylaşmadığım için sadece okuyorum. Bayağı okuyucu oldum ya. Twitter yerine kitap okusam daha iyi. Twitter biliyorsunuz her şey var. Yani kayıt akıyor mu akıyor. Bu şekilde kameraya bakmak da sıkıntı aslında. Ama hızım düşük olduğu için çok sıkıntı olmuyor. Sesimden anlaşılıyor mu bilmiyorum ama burası beton bir yol ve
böyle bozuk bir yol. Yani hızlı gidilmiyor, çok sekiyor motor. Zaten müsait de değil. Delik de çıkıyor. Evet, şurada asfalta geçiyor o. Ama buralar köy yolları olduğu için her şey çıkar. Zafer hocamızın dediği gibi çıkar mı çıkar. Motoru yıkayacaktım. Petrole girdim motoru yıkamak için. Sonra zincir yağım yanımda olmadığı için emin olamadım. Dedim yıkamayayım. Zaten sadece toz var yani. Artık dönüşte yıkayacağım. Zincirin yağlanması gerekiyor. Zincirin temizlenmesi gerekiyor. Yaklaşık işte 300 kilometrede bir normalde yağlıyoruz. Temizliyoruz zinciri. Bakımını yapmak gerekiyor uzun ömürlü olması için. Ya lastik çok şişik olduğu için ben bu rüzgarda korkuyorum. Yataramam yani motoru çok fazla. Çünkü yol tutuşu kalmadı iyice yani motorun. TVS. O da bir TVS. Ben bu yolda görüyorum TVS'yi genellikle. Nasıl oluyor bilmiyorum ama bu yolda çok denk geliyorum. Bunun üzerine konuşacağız bir sonraki videoda. Geliyor sana geliyor. Kral ayakla selam verdi. Galiba selamdı yani. Bana da yolda gelirken hep bu yollarda TBS denk geliyor. Veya birkaçı da biliyor selam vermeyi. Parmak selamını veriyorum alıyorlar. Tabii. Oğlum bu Kadir mi lan diyeceğim de Kadir'in şey böyle değil. Açık ama senin tam arkanda olmadığım için ne kadar gördü bilmiyorum. Virajlı yollara Hüseyin'le beraber başladık. Önde gidiyor Hüseyin'cim. Hüseyin kardeşim çok gaza gelme, virajları görüyorsun gerçi de. Hop bir burası bir tık keskin. Ölçtün mü lan? Hala şu virajları tam dönemiyorum yani beceremiyorum. Öğreneceğiz. Bununla ilgili biraz daha video izlemem lazım. Şimdi videomuzu çektik. Böğürtlenlerimizi yedik. Bir çadır kurma mevzumuz oldu. Çadır kurduk. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Darlığa doğru gidiyoruz.
Hava kararıyor artık. Akşam oluyor. Bu viraj sertti. Evet. Şimdi tatlı tatlı gidiyoruz. Hüseyin'i görüyorsunuz. Hindistan modu. Evet.